Merhaba Berat. Merhaba hocam. Oğlum bu işi de bana yıktınız artık. Hocam. Yani senin söylemen gereken bir şey yani artık. Ben de şaşırdım bir anda hocam. Evet. Bir dakika. Siz girince kafam karıştı. İşte böyle ezberi bozuluyor abi bunların. Sözelcilik. Sen ne okudun? Sen... Ezbere yaşadığım için. Ezber af. Hocam bir şey çok dikkatimi çekti. Tarih programlarında falan da çok konuşuluyor. Böyle hükümdarların böyle akli dengesi bozuk muydu? Deli miydi falan? Bu konuya bu zaten şimdi şöyle. Bu çok akıllıca bir tarih olabilir ama kalitesi bir tarih de olabilir. Genelde kalitesi tarih olarak bize dönüyor. Şimdi insanlar tarihi genelde siyaset falan işte ne bileyim savaşlar, hükümdarlar gibi gördüğü için oradaki böyle magazin mesela şey dizileri de çok meşhur olur ya skandallı. Ya İngiltere o Crown dizisinin içinde yaşıyor. Evet. Dolayısıyla deli hükümdarların böyle bir şeyi var. Yani bunu da basın çok pompaladı. Deli hükümdar dediğim bütün insan deli falan değil. Şimdi ileride anlatacağım. Zaten bir önceki programda da bahsettim ki deli tanımı öyle bir şey değil. Çoğunlukla bunlar başka nedenlerden çıkmış ya da deli o anlama gelmiyor. Bazılarında hiç deli ismi yok. Mesela Deli Petro diyoruz. Rusya'da Deli Petro diye bir şey yok. Adam deli melli yok ya da başka deli diyorsun ama aslında adam bugün ötekilerden daha az deli gibi gelebiliyor. Bir kısmı siyasi olarak yazmışlar. Bunu böyle basın çok pompalıyor. Mesela bizde şey vardır. İleride şimdi yapacağız. Mesela Göbektepe ile ilgili ilk çıkan bulgular çok sansasyoneldi. Medine inanılmaz yer verdi. Şimdi yeni çıkan bulgular, Klee'nin bulduğu bulgular bunun tam tersini gösteriyor. Kesinlikle hiçbir yerde yok. Çünkü o artık haber getirmiyor. Dolayısıyla böyle bu basının pompaladığı bir şey. Bir kısmı bu. İkinci deli. Özellikle irrasyonelin böyle passion'ın, tutkunun altını çizildiği şey zamanlarında romantik dönemde 19'da falan çok romanların konusu olmuştur. Mesela Charlotte'nin yani 5. Carlos'un İspanya kralının annesi Juana Loca bu depresyondan şeydi. Mesela onu böyle işte bir aşkına karşılık bulamayan bir kadının içine çekilmesi falan diye İspanyollar 19'da onlarca roman yazdılar. Hiçbirini okumadım ama var bu romanlar. Çok böyle şey çıkıyordu böyle Michel Zevakovari romanlar çıkıyordu. Bir onların pompalaması var. Bir de tabii biz normal insanın psikolojisiyle ilgili bir şey göremiyoruz. Biyografiler bu anlamda çok ön plana çıkıyorlar. Biyografi kalitesiz bir alan olmak zorunda değil ama genelde kalitesiz oluyorlar. Çünkü biyografi yazan adam araya iki tane şey çıkıyor. Güzel biyografi çok zor yazılır. Hep aynı şey söylüyorum yani slow parça gibi herhalde hani. Tırışkasını yapmak kolay, güzelini yapmak zor. Biyografi de öyledir. Oralardan çok fazla şey çıktı. Deli hükümdarlar. Bir de tabii bunların inanılmaz derecede bir şeyi var. Deli insanlar üzerine yapılmış çok da film var. Mesela bir tanesi ben çocukken izlemiştim. Muhteşem bir filmdi. Tavsiye de vermiş olalım. The Madness of King George. Oscar aday olmuş. İşte o sene 93-94 gibi olması lazım. 3. George'un 18. yüzyıl sonundaki İngiltere kralının delirmesini anlatıyordu. Yanında da iki tane adam var. Muhteşem bir ders almıştım hayatla ilgili. Şimdi kral deliriyor. Bu iki adam onu uzun eşek oynuyor falan. Bir tane de var böyle duruyor tamam mı ciddi. Kral akıllanınca onunla böyle kahve muhabbeti yapanları saraydan atıyorlar. O dik duran şeye çıkıyor. Ha dedim ama hiç uygulayamadım. Halini azıcık da bile ancak belli bir ciddiyet tutabiliyordu. Uygulayamadım. Dersi aldım sadece uygulamaya koyamadım. O var Juana La Loca'nın şeyi var. Gene bazı yerlerde mesela Michel Zevaco'nun kraliçe İzabo'da Fransa kralı Charles Bien-Aimé çok sevilen Charles daha sonra Charles Le Fou olan Unbreakable gibi o da biliyor musun? Kırılır. Kırılacağına inanıyor. Camdan olduğuna inanıyor. Unbreakable'da var da I'm Not Shyamalan mıydı? Bir tane güzel film çek. Ondan sonra bir türlü hiçbir film tutmuyor. Bir tane de şey var. Bavarya prensesi var. O da böyle temizlik hastası falan filan. O sürekli beyaz giyinmiş. Çocukken cam bir piyano yuttuğunu düşünüyor. Ve dev. Lan piyanonun devi nasıl olacak? Zaten piyano büyük. Ve bunlar nasıl insanlar belli değil. Böyle çok fazla şey var. Anlattım mı ilginç ama tarihçi olarak seni nereye götürecek? Biraz bundan bahsedelim. Buradan ne çıkarabiliriz biz? Çünkü çıkaramadığın zaman bir şey olmuyor yani. De işte ilginç şeyler. Zaten yani Quora içeriği gibi şeyleri çok fazla dergiler artık. Bence bunların şeyi de kalmadı. Çünkü bunları zaten bloglarda paylaşıyorlar artık yani. Hocam biraz hani hükümdarları deli demeye teşneymişiz gibi bir hava alıyorum. Sen demiyorsun ki hatta. Şimdi şöyle birkaç tane nedeni var bunların tamam mı? Bazıları gerçekten hasta. Bu hastalıkların değişik isimleri var. Mesela melankoli var. Juana Loca'da olan depresyona denk geliyor. İşte mani hastalıkları var. Nevrotik hastalıklar var. Bunları bir doktor şey yapmalı. Ama bazısında 1. İbrahim gibi tümör olduğunu düşünüyoruz. Ya tahmin ediyorlar. İskender'de bilmem ne var diyorlar ya. Nereden tahmin edecek. Şimdi insanlar şöyle zannediyor. Böyle geçmişe gidiyorsun mesela İskender dönemine. Bir odaya giriyorsun böyle vış 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 bu şey Dan Brown filmlerinde var ya. Adam böyle okuyor kitabı. Abi arşivde yerleri sürüyor. Üstte çay içiyorlarmış 30 sene öncesine kadar da böyle veriyorlar. Yaparken falan azıcık yırtılıyor falan. Öyle değil yani ama şeyde vardı Dan Brown'ın ilk filminde böyle açıyor. Açtı da 1632 tarihli Newton'ın kitabı falan. Eğer bizim evde var onlar. Bende var o kitap. O kitap yok da. O kitap birkaç bin euro etmez yani. 500 euro, 1000 euroya alırsın. Var benim evde. Abi Deli Petro'ya EKG yapmışlar. Hiçbir şey çıkmıyor. Öyle zannediyorlar. Öyle değil. Yani sen İskender'le gibi yerde işte diyor orada bir tanım oluyor. O tanımdan çıkarmaya çalışıyorsun. Nasıl bir hastalığı olduğunu. Böyle bir kitap vardı. Hocam epilepsi kesin öyle zannedilmiştir mesela. Tabii epilepsi, Sara,
şeyde olduğunu biliyoruz. Caligula epilepsi diyorlar da Jules Caesar'da sarı hastalığı olduğunu biliyoruz. Saraydı galiba. O hastalıkla tam ayrıca ben de varım yani. Bir de okuyunca da pek şöyle bir hastalığı var deniyor da ben hayatımda görmemişim ki o hastalığı. Nereden bileyim yani? Bir şey ifade etmiyor. Caligula'da nereden biliyoruz mesela diyorlar. Epilepsi var varsa. Caligula mesela yüzmezmiş. Yok dolunayla konuşmuş. Onlar da o zaman epilepsiyle özdeşleştirilmişler. Öyle detaylar verilmesini öyle anlıyorlar ama sen de yazıldığı kadar. Sonra buna itiraz edenler oldu. Gene şeyde var aynı muhabbet. Üçüncü hoşta porfiriya diye bir hastalık olduğunu, mental hastalık olduğunu düşünüyorlar. Sonra bunun saçını 2008'de aldılar. Bir deneye tabi tuttular. Arsenik çıktı. Ama zehirlemiş olamazlar. O zaman zehirlenecek bir durum pek yok. Gerçi bu William Pitt işinden biraz parlamentoyla başbakanı kim atayacak diye üçüncü George'un çok enteresan bir tartışması vardır ama Bizans sarayı gibi değil yani. Zehirlediklerini değil de makyaj malzemesinden olabilir diyorlar mesela. Şimdi niye arsenik var saçında falan. Bazı tarihin alanları fazla spekülatif. Bu da bunlardan biri. Ama bazen de burada 2-3 tane şey var. Birincisi tecrübeyle delirme diye bir şey var abi. İnsanın sinirleri bozuluyor. Ben hiç unutmam. Ben çocukken bir gün Turgut Özal Çankaya Köşkü'ne arabaya binip kaçmıştı mesela. 3-4 saat arabaya binmek için. Yani adam sıkılmış artık, tamam mı? Böyle çok şey olduğunu biliyorum. Mesela İbrahim'de var bu. Birinci İbrahim'de. Deli İbrahim diyoruz. Yani ne delisi? Adamın hattı hümayunları var. Hiç delimeli değil. Gayet aklı yerinde. Ne yapıyor? Biraz işte kadına düşkünmüş. İşte ne bileyim samura düşkünmüş. Yok onu öyle yapmış. Buna böyle yapmış. Falan da adamın işte mesela onda tümör olabilir diyorlar. Bir de 4. Murat kardeşlerini öldürtmüştü. Bunu da öldürttü öldürecek. Bir de o dönemler habire isyan çıkıyor. 1620'ler, 30'lar, 40'lar falan. Adama diyorlar ki tahta geçeceksin. Ben diyor iyiyim diyor ya. Durduk yere kellemiz gitmesin kardeşim. Deli olabilirler çünkü. 4. Murat adam yollamıştır. Bakayım kardeşimin hevesi var mı diye. Efsanelerden biri de ölüm yatağında kardeşini öldürtmeye çalıştı. Fetvayı aldı ama öldürtemedi. Hani falan. Yani demek ki öyle bir ortam. Şimdi öyle adamda adam o baskıda çıldırıyor. Aynı şey şeyde de var. 5. Murat'ta. Abdülaziz indiriyor. 5. Murat tahta geçirecekler. Hızlı mı giriyorlar? Bir şey oluyor artık. Adam böyle korkuyor. Ya herhalde direkt bundan delirmiyorlardır da kolay bir şey değil. Mesela Vahdettin'de de biraz vardır o şüpheciliği. Kendi içine, kendi kendine böyle mırıldanması falan. Abi Abdülhamit'in iyi şartlarda tuttuğu biri ama Abdülhamit döneminde kendi akrabasını tanıyacak kadar dışarı çıkmıyor. Öyle anlatıyor yani. Bu prensesleri falan Osmanlıların diyor. Biz diyor yani sadece bir iki akraba bilirdik. Şey yapmazdık. Hani o kadar dışarı çıkamıyorlar falan. Korku içinde. O öldürme korkusu değil orada ama fişlenme korkusu. Dolayısıyla öyle bir ortamda kendi kendine delirme diye bir şey de söz konusu. Ha bir de burada bir şey de anlatayım. Bunlara ilgili kafes diye bir şey var. Padişahlar kafeste kalmıyor. Birinin kendi odaları var, şeyleri var. O kafes derken bülbül gibi kafeste bir tane İbrahim öyle bir şey yok. Bazen de politik bir şey. Şimdi darbeyi yaptın. Hemen kötüleyeceksin, tamam mı? Dolayısıyla deli imajını kullanıyorsun. Mesela ne bileyim İbrahim için bir şeyler söylemen lazım yani. Adamın deli olduğunu söylemen lazım. Mesela deli İbrahim muhteşem bir olayı var. Bak tam Türkiye anlatıyor. Deli İbrahim Barbar Ali Paşa'ya deli demeyeyim ya. Koskoca Osmanlı Sultanı. Dur. Değil abi çünkü İbrahim, adam deli. Marjinal İbrahim. Hayır değil ya. Normal İbrahim. Ya çok normal biri yani. Hiç alakası yok. Adam deli değil abi. Böyle bir yerde başım çatlıyor gibi mi oluyor? Arada diyor böyle başım dumanlanıyor mu diyor. Bir şey var yani belli. O zaman teşhis edememişler. Zaten dediğim gibi böyle bir teşhis durumu falan olacak şey değil. Bir gün bu İpşir Paşa'nın karısının namını duyuyor. Perihan mı ne adı? Sivas'ta bu konu onu Anadolu Beylerbeyi'nden istiyor Varvar Ali Paşa. Varvar Ali Paşa da öyle şey mi olur ben şey miyim diyor. İsyan ediyor. Sonra Varvar Ali Paşa'ya işte isyan ediyor. Tabii üstüne adam yolluyorlar. Varvar Ali Paşa'yı yakalıyorlar. Kim yakalıyor biliyor musun? İpşir Paşa. Abi tam Türkiye değil mi? Adamın karısı için Varvar Ali Paşa isyan etmiş. Adamı yakalayan İpşir. Detaylarını hatırlamıyorum şimdi ama tam Türkiye'yi anlatan bir şey. Ne kadar üzülmüştür o adam. Evet ya ne yaptık diye. Ya muhtemelen orada başka bir politik hesap var. O hikaye o kadar değil. Ya da yansıtan orada bir şey anlatıyor bize. Sanırım Naima'daydı. Tam hatırlamıyorum nerede olduğunu da. Aslında gerçekten bugün de kullanıyorlar hocam. Mesela Kuzey Kore için. Evet evet. Kuzey Kore için sürekli öyle değil mi abi? Kaç kişi... Ya hemen görünce en iyisini köpeklere yedirdi. Yok artık yani köpeklere mi yedirtti? Ama şimdi bazen öyle şeyler çıkıyor ki hocam deneylerde akrabalarını kullanıyormuş falan filan. Bunlar tabii, hep belli tabii, yerlerden çıkıyor. Ama eskiden de var. Mesela Zheng De Emperor diye bir şey var. Şimdi Zheng De Emperor şu Çin'de abi imparatorluğun isimleri değil. Böyle Zheng De, Zheng De, Kanshi falan gibi şeyler kullanılıyor. Zheng De Emperor da 15. yüzyılda yaşamış bir Ming imparatoru. 1420'lerde olması lazım. Buna mesela ya şimdi şöyle bir şey var. İkinci neden de bu. Beklentinin dışında davrananlara deli deme şeyi. Şimdi Zheng De imparatorun suçlarına bak. Şimdi abi Konfüçyüs çok sıkıcı bir şey. Böyle put gibi duracaksın. Last Emperor'ı izlemeyen varsa hakikaten baksın orada hem filmi izlesin ya da Opus Magnum izlesin orada gördük. Adamın hayatı böyle ya gözlük takmasına izin verilmiyor. Sen olmuş 1900 gözlük takınca gözlük mü takar imparator? Şimdi böyle bir yaşamı 500 sene geri sarar. 1420'lerde adamın suçlara bak. İşte çok cariye toplamış. Bak yazdığı şeye bak adamın. Çok cariye toplamış. Besleyememişler ölmüş yani o kadar. Yani ne anla? O literal bir şey. Alegorik bir şey herhalde artık. Ona inanıyor işte. Yani o Konfüçyüs ya da Dalai Lama. 6. Dalai Lama var abi. Bu büyük problem. Çünkü Dalai Lama'yı bir kere seçiyorsun. Çocuk şimdi çocuk
Dalai Lama nasıl alınıyor? Dalai Lama için etrafa şimdi şöyle düşün. Keşişlerden kurulu bir imparatorluğum var. Devletim var. Cumhuriyet olamaz. Hiyerarşik olacak. Peki nasıl bir hanedan kuracaksın? Kimsenin çocuğu olmuyor. Onu şöyle çözmüşler. Gidiyorsun en akıllı çocuklardan birini işte bu Dalai Lama'nın tekrardan reenkarnı olmuş hali diyorsun. Onu yetiştiriyorsun. Aslında ideal bir yöntem. Tek kişilik bir idarede ne yanlış gidebilir? Adam çocuk aptal olabilir. Çocuk kötü eğitimli olabilir. İhmal edilmiş olur ama sen seçip o gün yöneten 5-10 kişinin erdemini, bilgisini, bilgeliğini ona aktarırsan fikir o. Dalai Lama'lar böyle seçiliyor. 6. Dalai Lama var, muhteşem bir adam. Bunu seçiyorlar, büyütüyorlar. Çocuk sapıtıyor. Orada işte pavyonlara gidiyor, şey yapıyor falan. O dönemde Tibet Çin'in altına girmiş tam. Arada onu Çin İmparatoru görmek istiyor yani. Çin İmparatoru'nun öyle bir Mandate of Heaven işte böyle bir established tributary yapmış. Arada görmek istiyor. Bunu yollarken işte yolda kaybediyorlar, öldürüyorlar adamı. Çünkü ne yapacaksın? Dalai Lama yani sadece hükümdar değil, dinsel bir figür. Adam çocuk, genç, hoppa yani. Ona deli demiyorlar ama hani yok ediyorlar. Bazen öyle şeyler de var. Zheng De Emperor'da var işte. Bu adamın yaptığı bir sürü şey. O Konfüçyüsçü mantığa uymuyor. Uymayınca da adama sonraki jenerasyonlar deli diye yazıyor. Böylece de yeni hükümdara ne yapmaması gerektiğini söylemiş oluyor. Mesela Caligula'da da var. Neymiş? Buna deli diyorlar. Caligula deyince akla ne gelir? Filmlerden falan hemen atını senatör yaptı der değil mi? Şimdi bunu kim diyor abi? Suetonius diye bir adam var. 80 sene sonra yazmış. Caligula gitmiş, öldürülmüş en yakınındaki adamlar tarafından. Sonra Cassius Dio diye bir adam. Bir 100 sene daha geçiyor. Lan ne hatırlayacak 80 sene öncesini? Türkiye bugün 80 sene öncesini bu kadar belge varken yanlış hatırlıyor. Düşünsene o zaman onları. Caligula kendini tanrı sanıyormuş. Bana diyor işte Neo Helios diyeceksiniz, yeni güneş diyeceksiniz falan diyor. Oğlum sana öyle geliyor. Jules Caesar'ı da tanrı yaptılar. Tamam. Biz Paul Vey'nin bir kitabı var. Le Grec ont-il curaleur mit. Grekler mitlerine inandı mı? Diye orada şeyden bahseder. Yani tanrı ilan ettikleri Herkül'ün bilmem nenin falan gerçek tanrılarla bir olmadığını biliyorlar. Muhtemelen Romalılar da biliyorlar Sezar'ın tanrı olmadığını ama yani kendini tanrı eden bir imparator deli gibi geliyor. Öteki tarafta zaten Sezar Augustus da işte kendisinin hiçbir hayatta başarısı olmadığı için, zengin çocuğu olduğu için Sezar'dan ekmek yemek için varisi olarak Sezar'ı tanrı ilan ediyor. Yani o ortamda mantıksız değil o kadar. Diyorlar ki kendine temple yaptırdı işte. İki tane mabet yaptırıyor Roma'da falan filan. Sezar'ın da var. Sezar'ın yani bir de. Hani gerçekten halkın adamı. Feleğin çemberinden geçmiş. Bildiğin Kasımpaşa çocuğu bu yani, anladın mı? Hani Julius Aleyhisselam gelmesene ama Sezar böyle zor bir hayat geçirmiş. Öyle o kadar hani zengin çocuğu şey bilmem nesi değil. Halkın çok sevdiği şey abi adamı çıkarıyorsun. Yani dolayısıyla o delilikler bugün sana öyle geliyor da. Deli deli diyorsun. Hiçbir hükümdar bugün TikTok'taki ya da Instagram'daki reel'lardaki deliliği yakalayamaz yani abi. Sonuçta üçüncü uzun eşek oynuyormuş. Bu mu yani abi? Yok işte kız kardeşiyle yatıyormuş. Bu Roma imparatorlarına ve borcalara da söylenir. Yani bunu söylüyor. Ya abi tamam bildiğin leş erkek dedikodusu. Bir de başkalarına veriyormuş. İşte bak şeyi oku. Prokopius'u oku. Justinianus hocam. Prokopius Secret History'sini okuyun. Hakikaten sansasyonel yani. Tam Flash TV gibi. Adam devlet memuru. Üst düzey bir devlet memuru. Ama böyle eski bir zihniyete sahip. Eski eliti temsil ediyor. Justinian'ı da sevmiyor ama çalışıyordu onunla bir şekilde. Basmadığı bir kitap var. Secret History diyor. Orada şey anlatır. Theodora fahişe. İşte Belidars'ın karısı Antonia mıydı neydi? O büyücü. Bunlar sürekli birbiriyle yatıyor. Abi ne yaptın yani? Saray saray değil. Sodom'la Gomorra anasını satayım yani. Şimdi orada artık inanmayacaksın. Deli şeyi de öyle. Bunlar bir şey göstermez bize. Onun bir siyasi yani kaynakları artık şey olarak almamayı öğrenmesi lazım. Şunu diyebilir miyiz mesela? O yaşadığı dönemde iken tabii söylenmeyen şeyler sonradan da ona dönük olarak söyleniyor. Tabii tabii. Öyle de olabilir. Mesela Fatih ile ilgili eleştiri içeren metinler Bayezid döneminde yazılmıştır. Fatih döneminde yazamazsın onu. Ama aradan 80-90 sene geçtikten sonra zaten Caligula'nın kötü bir şeyi var. Bu arada Caligula ne biliyor musun? Çarık adamın adı. Çarık diye imparator mu olur ya? Caliga şey şu deri şeyler var ya Roma sandaletleri. Onun adı Caliga. Caligula da onun ufağı. Babası hep seferdeyken falan mı doğmuş bu artık öyle bir şey? Caligula üzerinden çok döner zaten bu deli hikayesi yani. Nedense Caligula özeldir orada. Yani ya da Nero üzerinden falan. Yani bunlar o dönemin bir yazım tekniği olduğunu anlamaları lazım. Şöyle bir soru sorayım. Padişahlık iyi mi sorusunun cevabını diyelim hayır dedik. Alternatifi ne ki? Alternatifi yok. Çok zor yani. Oligarşik bir imparatorluk yaratmak çok zor. Senatoyla yürümüyor bir yerden sonra. Şehir devleti gibi değil. Roma'da gördük bunu ki Roma'da başarılı da yürüdü bir müddet. O zamanın kurumları tabii ve şeyleri. Tabii o da yok abi. Tarım toplumunda nasıl yapacaksın? Dolayısıyla bunu bir kişi yönetecekse zaten monarşi tek opsiyon. Orada da şöyle bir ve bazen de iyi olabilir. Nedir işte seçim yapıyorsun da ne bileyim çok bölünmüş bir toplumda iç savaşa da yol açabiliyor seçim. Yani demokrasi her ekonominin en iyi şartı olmayabilir. Anlatabildim mi? Bazen hızlı karar verme. Bunu hep bütün programda söyledim. Siyaset bilimciler daha çok şey yaparlar. Hızlı karar verme açısından ne bileyim işte lojistik açıdan, iletişim açısından daha tercih edilebilir bir şey oluyor. Fakat burada bir tane problem var abi. Bir adam deli ya da manyak çıkarsa o zaman ne önlemler alıyorlar? Onu oturmuş imparator o sembolik bir yere indirgenir. Mesela işte 16. 17. yüzyıldan sonra Baktezcan falan Second Empire yani ikinci imparator. Yani padişah artık semboliktir. Sağlıklı bir imparatorlukta bunu herkes bir de anlattım. Hükümdar bir yerden sonra halkın inandığı her işe karışmayan sembolik bir yere gelir ki oturmuş kadrolar yönetsin. 5 yaşında çıktı 4. Mehmet. Ne yönetecek bu yani?
yani. O yani. Bir yer işte yönettiği zaman problem çıkıyor. Mesela 2. Mustafa'nın indirilmesi falan odur. 2. Osman'a tepki odur. Orada oturduktan sonra tekrardan güçlü padişah istemiyor bir yerden sonra bürokrasi. Çocuğun biri gelip karışıyor 20 yaşında 25 yaşında. Şimdi 30 yıldır o işin içinde olan adam. Yani böyle bir şey de var. Deli yönetir. Bazen de olur yani. Bazen de hakikaten delidir. Şey de var işte. 6. Charles. O İzabo'da anlatır ama çok güzel. Bir şeyler kokusuna görürler. Hem de birçok şeyde konu almıştır. O öyle mesela. Durdurken deliriyor. Gidiyor geliyor adam. O belli. Zihinsel bir şey var. Yanındakileri öldürüyor mesela. He abi tutamıyorlar. Kral da ne yapacaksın? Düşsene ya. Bekçisin. Adam deliriyor kafanı kopar. Durduk yere öldürüyor. Oğlum bekçiyle dolaşan kral mı var? Sen nasıl bir kontemplasyon dünyan var ya. Kapıyı açanlar var ya hocam. Charles şeftaliye tiki varmış. Şeftali diyorlar. Hemen kesiyor yanındakileri falan. Böyle de ölmezsin bu arada. Yok lan bir gün öyle hakikaten böyle giderken bir tane dükümüne cezalandırmaya gidiyor. Birini yolla diyor buna. Esiri tutuklanması gereken yollamıyor mu öyle bir şey. Giderken böyle bir anda sanrıya kapılıyor. Kesiyor kendini yanındaki herkesi. Ne kadar yazık bir ölüm ya. Bu. Bir de yüzyıl savaşları zamanı ha. Yani Burgundiya dikiyor falan işte Armanyaklar birbirlerine girmeden biraz önce. Bunun yüzünden zaten tekrardan çıkıyor savaş. Bunun oğlunu tahttan alıp kızı üzerinden Henry'nin oğlunu geçirmeye çalışıyorlar. Bir gün yüzyıl savaşları da yapalım. Hep söylüyorlardı. Yapmamızı istediğiniz bölümleri aşağı yazın. Biz yapmayalım gene onları. Oğlum bazıları. Abi benim de modum olmuyor yani anladın mı? Evet Berat, geçen bölümde delinin tarihini konuşurken size içerimizin sponsoru olan Hayvel'den bahsetmiştim. Hayvel, psikoterapi almak isteyenleri onlara uygun klinik psikologlarla buluşturan bir online platform. E-mail adresinizde mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden kayıt olup uzman psikologlardan terapi hizmeti alabiliyorsunuz. Uygulama görüşmelerinizin gizliliğini garanti ediyor Hayvel ve sabit seans ücreti politikasını benimsiyor. Platforma kayıt olan herkes için psikologla yapacağız 15 dakikalık ön görüşme ücretsiz. Buna ek olarak Hayvel, Bogomiler'de pas geçmedi. Omnibus 10 koduyla %10'luk bir indirimi kanalımızın takipçilerine sunuyor. Biz description'a bir link bıraktık. Daha doğrusu Berat bıraktı. Siz de internet sitesini ve uygulamayı ziyaret ederek sunduğu avantajlara bir göz atabilirsiniz. Dediğim gibi biz bazı eski çalışma arkadaşlarımıza dair gerekli kurumlara gerekli indirimlerin yapılmasını talep ediyoruz. Biz ekipçe kullanıyoruz. Bize deli çok yok. Sinirli. Herkes böyle komple bir sinir küpü. Bu çocuk ne çekiyor ya? Ayıp hocam ya. Koskoca hükümdar yaşarken, delilenir mi hocam? Yaşarken demiyorsun ki. Lan ne denmez ya? Yattığı yerden vergilerin üstüne atmış. İş her şey denir kardeşim. Halk için var bu imparatorlar. Hastetmesinler yani. Yeni bir manifesto çıktı hocam. Tabii ki abi yani. Bir de imparator onun mu denir? Kırmızı çizim. Adam yaşamış bir eli yağda bir eli balda. Bana ne ya? Bu arada mesela Zeng the Emperor çok enteresan bu. Gidiyor tutturuyor Moğollarla ben savaşacağım diye yeniyor Moğolları. Unutmayalım Yuan Hanedanı'nın yani Cengiz Hanedanı'nın. Cengizlerin Çin'de oturmuş Çince adı Yuanlardı. O hanedanın konmasına 50-70-60 yani. Moğollar gelip tekrardan tepene çökebilir. Ki 17. yüzyılda Moğollar değil ama Mançuryalılar Çin hanedanı çöktü. Hep böyle Çin'de bir problem var. Kuzey istilacıları gelip seni yönetebilir. Öyle bir ortamda bunu Oyrat'la Avrupa Üniversitesi oynayanlar hatırlayacaktır. Ondan sonra Ming Crisis, Tumu Crisis. Hocam yeter artık. Ne zaman gelecek bu Avrupa Üniversitesi? Avrupa Üniversitesi mi? Gelecek. Habire referans. Şu Şubat'a kadar kitapları bitirmem lazım. Abi Zeng the Emperor gidiyor yeniyor onları falan yani. Deli meli değil ya ama öyle diyorlar. Hocam bir de şeyi düşünüyorum. Ben mesela o dönemde atıyorum. Nasıl Oyrat olsa atarım şimdi var ya. Of böyle Reis Province. Hocam Grekler ama kendi mitlerine harbiden inanmamıştır değil mi? Şimdi mesela adama tanrı diyorsun umumi tuvalet kullanıyor. Böyle şey mi olur ya? Yani? Hangi oğlum ne tuvalet? O zaman nereye? Hocam, yarı tanrı yarı insanlar var ya işte. Yarı tanrı yarı insan hani kim lan? Kentaurlar mı? Yok hocam o at zaten yani. Onu anlarsın. Nasıl at lan? Yarısı at yarısı insan. Hocam sensin öyle olsa anlayacak. Kentaur at mı? Yok hani bu aralarında gezen tanrı olduğu düşünülen şeyler var mı? Zeus falan filan Poseidon bilmem ne falan. Ulan tanrı o zaten. Hayır bir de böyle tanrılaştırdıkları mesela imparator işte. Sezar tanrı mesela. Ama aynı şey görmüyor onu yani. Ya da o mitlerin bir kısmının. Ya bu böyle buralarda anlatabileceğim şey değil. Paul Wayne'e bakarlardı. Bunun Türkçesi de var. Orada gerçekten böyle bir hakikaten çok şeyli bir kitaptır. Yani o kadar gerizekalı değil. Zaten eski insanlar çok salak değildi. Ya muhtemelen modern insan daha salak. 10 saat kendi kendine gönüllü çalışan ondan sonra. Yani bu bütün veriler kimsenin zengin olamayacağını. Herkesin sefiller gibi yaşayacağını gösteriyor. Hala şey diyor. Ya oğlum fakir insanlar vergi hırsızlıktır diye paylaşım yapıyor. Ne diyorsun oğlum? Aptal mısın sen? Vergi bana hırsı. Ben diyeceğim onu. Sen değil yani. Anladın mı? Bilmiyor işte. Orta sınıflarla ilgili bir şey attım. Onu da 5 milyon kişi görüyor. Araya şey yazan. Ya hocam ne yiyeceğimi düşünüyorum. Sen orta sınıf değilsin ki. O da hala orada anladın mı? Bütün insan kendi orada. Sen değilsin oğlum o. Benim dedim 50-100 bin kazanan. O da iyi kötü yaşıyor Türkiye'de. Şimdi bizim toplumun kendisi. Mesela eski insan aptal falan değil yani. Öyle okuduğun zaman tarih kaynağı da öyle okuyorsun. Öyle bir... Çünkü işçiler kendilerini elleri yağlı olmadığı için işçi saymıyorlar. Hocam. Tabii tabii işte evet. Ben kitapta yazmıştım işte önünüzde leke işte akciğerinizde is olmaması sizi proletar olmaktan kurtarmaz yani. Genelde öyle ama öyle. Ne zaman anladı maaşlar şimdi yaklaştı ya artık asgari ücreti 10 bin lira yaparlarsa. Şey tabii şey kapandı aa falan filan diye. Bir de onun başka bir versiyonu var ya. Bir de gömmesi var hocam. Ya bu bile şu kadar parayı alıyormuş. Bizim title'ımız bu biz o parayı alamıyoruz. Abi her zaman söylüyorum benim bir kategorim var bilmiyorum. Bu çok tabii naif bir düşünce olabilir. Şimdi insanın önemi titri değil ofisteki metrekaresi belirler.
şeyler. Çünkü titirleri, yani bir şeyin değeri çoğaltılamayan şeylerden belli. Mesela zenginlik emlak sahipliğiyle belli olabilir. Para miktarıyla değil. Şimdi herkesin 10 milyon lirası olabilir. Az para değil yani. Ama bir tane ev alamazsın Kadıköy'de onunla, değilsin. Bir tane teyze vardır orada böyle poşetini yardım eder. Onun iki tane evi vardır. Dakikada 100 bin lirası vardır. Şimdi 10 milyon lira, ne bileyim 5 milyon lira, 15 milyon lira, bizi izleyen kaç kişinin de öyle bir para var. Ama aslında çok para değil. Nereden anlıyorsun? Çoğaltılamayan şeyler. Nedir onlar? İşte ev. İşte nedir onlar? Belli siyasi haklar aristokraside. Mesela aristokrat her zaman zengin olmaz. Belli siyasi hakları vardır. Onları alamazsın. Daha zenginsindir, burjuvasındır. Aristokrat da kızını evlendirmeye çalışırsın. Niye? Onda çünkü sonsuz olmayan bir şey var. Para sonsuzlaştırılabilir. Hele hele şimdi şey parası. Senin alamayacağın bir şey. Tabii senin alamayacağın ya da o kadar çoğaltamayacağımız. Title'ı da öyle. Çoğalt. Ofisteki metrekare ne? Yani ona bakarım ben. Buradayız çocuklar. Bu hep bedava. Yani fazla bir paranız olmayacak bundan sonra. Ama burada bedava. Yatırım tavsiyesi olarak arsa önerdiniz. Ben hiçbir şey önermedim. Abi yiyin parayı. Ben hayatım boyu para yedim. Ama yetenekli parayı yiyemiyorum. Kafam gürültü kaldırmadığı için. Ne dedi ki randımanlı yiyemedim paraları. Baba özür dilerim. Seni daha çok terletecektim. Terletemedim.